Engin tecrübe birikimi, sanatçı kişiliği, akla ve bilime dayanan eğitimciliği, üretkenliği, çevreye olan duyarlılığı, pozitif enerjisi, kanaat önderliği ile Kahramanmaraş'ın eğitim, sosyal, kültür ve sanat dünyasında müstesna bir yeri olan eğitimci, araştırmacı, yazar ve şair Mustafa Okumuş, 1932 yılında Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Karalar Köyü'nde, şimdiki adıyla Beyoğlu Mahallesi'nde doğdu. İlk öğrenimini köyünde, orta öğrenimini Düzici Köy Enstitüsü'nde tamamladı. 1951 yılında ilkokul öğretmeni olarak göreve başladı. Köy ve şehir ilköğretim okullarında bir süre çalıştıktan sonra 1960 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Grubu bölümünü bitirdi. Askerliğini yedek subay olarak tank okulunda yaptı. Askerlikten döndükten sonra Kahramanmaraş Lisesi'ne atandı. Bu okulda uzun yıllar öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Daha sonra Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde edebiyat öğretmeni, Kahramanmaraş Ortaokulu'nda müdür, Kahramanmaraş Ticaret Lisesi'nde kurucu müdür olarak görev yaptı. 1967 Maraş İl Yıllığını Hazırlama Komisyonu'nda yer aldı. 1981 yılında Kahramanmaraş'ta yılın öğretmeni seçildi ve binlerce öğrencinin saygı duyduğu bir öğretmen olarak aynı yıl emekli oldu. Mustafa Okumuş, emekli olduktan sonra inzivaya çekilip gün sayan kişilerden olmamıştır. Eğitimciliğinde olduğu gibi sosyal hayatta da içinde yaşadığı toplumun mutluluğu ve refahı için, daha yaşanabilir bir çevre için hem bireysel olarak hem de sivil toplum kuruluşlarında etkin rol alarak çalışmalara katıldı. Kahramanmaraş Kültür ve Sanat Evi Derneği'nin ve Gavur Gölü ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin kurucular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve çeşitli kuruluşlardan pek çok ödül alan Mustafa Okumuş adına 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Beyoğlu Mustafa Okumuş Halk Kütüphanesi açıldı. Mustafa Okumuş, edebiyat hayatını şiir, deneme, hikaye ve araştırma türlerinde yoğunlaştırarak sürdürmektedir. İlk şiiri 1992 yılında Edik dergisinde yayımlanan Okumuş'un şiir, deneme, araştırma yazıları daha sonra ABC, Alkış, Aşkın Ehali, Aykırı Sanat, Edebiyat Yaprağı, İmaj, Söylem, Kardelen, Öğretmen, Turunç ve Yeni Ufuk gibi kültür, sanat, edebiyat dergilerinde yayımlandı. Ayrıca Yeni Haber ve Bugün gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Mustafa Okumuş, yurdun farklı illerinde gerçekleştirilen etkinliklere de katıldı. 1914 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından edebiyat ödülüyle ödüllendirildi. Şiir, hikaye, deneme, araştırma, inceleme türlerinde eserleri bulunan şair Mustafa Okumuş'un yayımlanan ilk eseri ve ilk şiir kitabı Gönül Bahçesi'dir. Doğduğu köyün, büyüdüğü kasabanın, yaşadığı ilin tarihi, kültürel, sosyal ve sanatsal özelliklerini araştırarak aydınlatmaya çalışan Okumuş, 2000 yılında yayımladığı Beyoğlu Beldesi adlı kitabıyla da bu araştırmalarını ölümsüz kılmış ve yörenin tarihi, kültürel ve sosyal hayatının bugüne ve geleceğe taşınmasına katkıda bulunmuş, kendi ifadesiyle gelecek nesillerle geçmiş arasında bir köprü kurmak amacıyla kaynak oluşturmuştur. Beyoğlu Beldesi adlı eser bazı eklemeler yapılarak 2006 yılında ikinci defa yayımlandı. Mustafa Okumuş'un çok başarılı olduğu alanlardan biri de deneme yazarlığıdır. Okumuş, ilk denemelerini 2004 yılında Mavi Beklentiler adlı eserinde topladı. Hayata daima güzel bakmayı ilke edinmiş, hoşgörüyü rehber yapmış bir insanın derin tecrübelerini yansıtan denemelerden oluşan eser, Dolunay Yayınları arasında çıktı. Vedat Akkök'ün çizgileriyle bir bütünlük arz eden eser, saygınlık, konuşma, iletişim bozukluğu, vefa, umut, öfke, yalnızlık, mutluluk, zaman, özenti, pişmanlık gibi evrensel konuları ve değerleri denemenin gerektirdiği samimi, canlı ve yalın bir anlatımla işlemiştir.
Mavi Beklentiler, 2022 yılında 12 Şubat Belediyesi tarafından tekrar basımı yapılarak okuyucuların istifadesine sunuldu. Mustafa Okumuş'un dördüncü eseri ve ikinci şiir kitabı, Uzaklara Özlem adını taşımaktadır. 2007 yılında Çağrı Yayınları arasında çıkan eserin arka kapağında ünlü şair Bahattin Karakoç'un takdim yazısı yer alıyor. Karakoç yazısında Okumuş için, Türkçenin güzelliğine toz kondurmadan şiir için gerekli malzemeleri daha zenginleştirerek yazmakta ve yazdıklarını da en sağlam temellere oturtmaktadır tespitinde bulunuyor. Uzaklara Özlem adlı eser, 2022 yılında 12 Şubat Belediyesi tarafından tekrar basımı yapılarak okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Mustafa Okumuş'un ikinci deneme kitabı olan Kendimiz Olabilme Erdemi adlı eser, 2010 yılında Çağrı Yayınları arasında yayımlandı. Eserdeki deneme yazarı Mehmet Akif Orçan ve Yalçın Yücel'in desenleriyle zenginleşmiştir. Mustafa Okumuş, araştırmalarını kültürün yaşatılması, doğanın korunması üzerinde yoğunlaştıran bir yazardır. Biz dünyamızın bir parçasıyız. Ona verdiğimiz her zarar geri bize döner, diyen yazarın, bir zamanlar Türkiye'nin en zengin ekosistemine sahip olan, kurutulmadan önce yüzlerce çeşit kuşu, balığı, endemik bitkisiyle bir tabiat harikası olan Gavur Gölü'nün yeniden canlanması için yaptığı çalışmalar büyük takdir görmüştür. Nitekim Okumuş bu çalışmalarını 2011 yılında Gavur Gölü Havzası adıyla kitaplaştırmıştır. Mustafa Okumuş'un yayımlanan 8. eseri Beyoğlu'nun Gülen Yüzü ismini taşıyor. 2012 yılında yayımlanan eserde Kahramanmaraş'ın Beyoğlu beldesinin tarihi, kültürü, eğitimi, sosyal hayatı ve 2004-2012 yıllar arasında gösterdiği gelişim konu edinilmektedir. Mustafa Okumuş, hikayelerini Çoban Yıldızı adlı eserde topladı. Çağrı Yayınları arasından 2014 yılında çıkan eser, 12 anısal hikayeden oluşuyor. Eser, 2022 yılında 12 Şubat Belediyesi tarafından yeniden basıldı. Mustafa Okumuş'un yayımlanan 10. kitabı, Kendini Tanımadan Gidenler başlığını taşıyor. Deneme türündeki eser, 2015 yılında yine Çağrı Yayınları arasında yayımlandı. Mustafa Okumuş, Kahramanmaraş'ın yaşayan hafızasıdır. 1945-2016 yılları arasında Kahramanmaraş'ta yaşanan sosyal, kültürel ve sanatsal alanlardaki değişimi ve gelişimi, gözlemlerinden, izlenimlerinden, kendi penceresinden, Kırsaldan Kentsele adlı eseriyle kayıt altına aldı. Eser, 2018 yılında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlandı. Mustafa Okumuş'un deneme türünde kaleme aldığı eserlerinden biri de Düşüncenin Ufku başlığını taşıyor. Eser, 2021 yılında Klasör Yayınları arasında yayımlandı. Mustafa Okumuş'un 13. eseri, 2022 yılında yayımlanan Anadolu'dan İzler adlı hikaye kitabıdır. Araştırmacı yazar Serdar Yakar ve Doktor Cavit Polat, Mustafa Okumuş'un biyografisini Mustafa Okumuş Hayatı, Sanatı ve Eserleri adıyla kitaplaştırdılar. Kitap, Mustafa Okumuş'un hayatı, sanatı ve eserleri hakkında araştırmacılara çok zengin bir kaynak imkanı sunmaktadır. Mustafa Okumuş, yaşadığı çevrenin daha yaşanılır, içinde bulunduğu toplumun daha medeni, daha hoşgörülü ve erdemli olması için kendini adayan bir eylem insanı, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki kültürel köprünün kurulması için çalışan bir araştırmacı, güçlü bir deneme yazarı, olgun bir şair ve hikayecidir. Bu vasıflarını eğitimciliğiyle birleştirerek, yaşantısı ve eserleriyle bizlere rehberlik yapmış, kılavuz bir insandır.